Enet Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bizleri ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren, karanlığa ışık olan tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini kutluyoruz. Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı birer mesaj yayımlayan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve ERT Şah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Şah Rıza da tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Dünya neden dönüyor? Kalbim nasıl çarpıyor? Hayatı bir tahtaya yazarmış. Benim adım kaç harfmiş? Bir yıl kaç gün edermiş? Hepsini bilir benim öğretmenim. Nasıl büyüyor? Kitaplar dolusu anlatırmış. Doğanın kalbi varmış, o da nefes alırmış. Hepsini bilir benim öğretmenim. Sabırla bıkmadan öğretirmiş. Annemin sıcağından, babamın kollarından sana emanetim öğretmenim. Lay 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 Erzincan Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti. Vali Makas, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Erzincan Valisi Mehmet Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti. Gün ve beraberindeki öğretmenlere ziyaretinden dolayı teşekkür eden Vali Makas, yaptığı konuşmada baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, bu kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum diyerek tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Erzincan'a tarihinin en önemli spor yatırımları yapılacak. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şileci yaptığı açıklamada AK Parti Erzincan milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve MHP İl Başkanı ile birlikte Erzincan'a yapılacak yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyarette bulunduklarını ve toplam 56 milyon 781 bin lira tutarında spor yatırımı protokolü imzaladıklarını belirtti. Çok kıymetli Erzincanlılar, saygıdeğer basın mensupları. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şileci yaptığı açıklamada AK Parti Erzincan milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile birlikte Erzincan'a yapılacak yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nu ziyarette bulunduklarını ve toplam 56 milyon 781 bin lira tutarında spor yatırımı protokolü imzaladıklarını belirtti. İl Başkanı Şileci açıklamasında şu ifadelerde bulundu. Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu'nu Erzincan'ımıza yapılacak yatırımlarla ilgili ziyaret ettik. Ziyaretimiz sonucunda 1000 seyircili spor salonu 15 milyon lira, 5 adet açık halı saha yapımı 1,5 milyon lira, 5 adet kapalı halı saha yapımı 4,5 milyon lira, 1 adet antrenman spor salonu yapımı 2,6 milyon lira,
100 adet basketbol potası yapımı 200 bin lira, Ergan'da kamp eğitim merkezi ve 2 adet futbol sahası yapımı 20 milyon lira, doğa sporları tesislerinin yapımı 12 milyon 981 bin lira protokollerini imzaladık. Erzincan'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İmzaladığımız protokollerin gerçekleşmesinde liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, son başbakanımız Medar İftarımız Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu'ya, Erzincan milletvekillerimiz Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'a, Erzincan Valimiz Mehmet Makas'a, Belediye Başkanımız Bekir Aksu'na, MHP İl Başkanı Salih Aksu'ya teşekkür ederiz. Erzincan'ımız için inandığımız yolda durmak yok, ilk günkü aşkla yola devam ifadelerinde bulundu. Ben tüm programları miting havasında geçirmemize vesile olan Erzincan halkına tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bir daha ifade etmek istiyorum ve emeği geçen herkese... Aydın'ın Söke ilçesi Savurca İlkokulu proje ekibi bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü için buluştu. 8 ilden öğrencilerin Öğretmenler Günü kutlamalarının yer aldığı projede Erzincan'dan Mimar Sinan Anaokulu öğrencisi Seda Çiftçi de yer aldı. Aydın'ın Söke ilçesi Savuca İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Onar'ın kurucusu olduğu Sorumluluklarımı Biliyorum, Aileme Yardım Ediyorum proje ekibi bu kez 24 Kasım Öğretmenler Günü için buluştu. Projede Eskişehir, Osmaniye, Boyabat, Sinop, Gebze, Kocaeli, Payas, Hatay, Erzincan ve Sungurlu Çorum'dan olmak üzere toplam 8 ilin ilkokul öğrencileri yer aldı. Projede Erzincan'dan Mimar Sinan Anaokulu öğrencisi Seda Çiftçi de okuduğu şiirle Öğretmenler Günü'nü kutladı. Benim adım öğretmen, gezerim belde belde. Kolum kanadım lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi, baş öğretmen izi. Sevgimi. Bir cümle kursam yetmez ki. Rüyalarımda bile seni sayıklar özlerim. Mutlulu bir gelecek için uğraşırsın biliriz. Mümkün değil. Senden ayrılamam öğretmenim. Lan lan, yılan en değerli çiçekler gibisin. Hep huzur veren gölgesisin. Her demdim, her yerde. Mutlumca çok şey kal senden. Kalbimizin en derin köşesi de senin yerin. Lütfen yardım et bana. Anlayamam, öğrenemem yoksa. Rüzgarında sürükle beni. Işığından mahrum bırakma. Melek gibi kalbinde bak bana. Esen şaşırdı gösterir. Başımızdır bütün benim. İzinli şeffaf yapmışım. İmam oldu orada bize yüreğim. Yarın ayında taşırsın. O güzel yüreğinle yaşadırsın. Tekrar sevgimle hayatımızdasın. Unutsuz sözlerinle yanımızdasın. Minnettarım öğretmenim. Aydınlıklara çıkar seninle yolumuz. Elimle insanla bilgi doluyuz. İnsanın sevgidir, bitmez umudumuz. Emeklerin ödenmez canım öğretmenim. Mutluluk senin gözlerinde. Ellerin hep üstümüzde. Yarın senimizin mimarı. Aydınlarımızın öğretmeni. Renk kazansın, bilgiye doyuransın. Dünyamızı güneş gibi aydınlatırsın. Işığımızın canımıza cansın. Melek öğretmenim, biricik öğretmenim. En iyi olmamı istersin. Dostluğu kardeşi öğretensin. İyilikten ayrılırsın. Yanımda ışık tutan öğretmenim. Yola da sen devresin aklıma. O zaman yüreğim hafifler. Rahatlarım iyiden iyiye. Uzunca düşün.
düşünürüm seni. Melek gibisin canım melek gibi. Sizler. ...24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ozan Eroğlu yılın öğretmeni seçildi. Eroğlu, 81 ilin temsilci öğretmenleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Erzincan'ı temsil edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, fedakarlıkları ve özel nitelikleriyle farkındalık ortaya koyan, mesleki çalışmalarıyla öne çıkan öğretmenler programı kapsamında Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ozan Eroğlu yılın öğretmeni seçildi. Eroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında 81 ilin temsilcisi öğretmenleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek olan etkinliklerde Erzincan'ı temsil edecek. Yaptıkları yardım faaliyetleriyle adlarını duyuran ve yardıma muhtaç ailelerin yanında olan Erzincan Gönüllü Gençler Derneği üyeleri yaklaşan kış ayları öncesinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ev tamiratlarına destek olan gönüllü gençler, ısınma sorunu yaşayan ailelere de soba desteği veriyor. Gönüllü gençler, hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor. Yardım faaliyetleriyle adını duyuran ve birçok yardıma muhtaç kişi ve aileye el uzatan Erzincan Gönüllü Gençler Derneği, kış ayları öncesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtaç ailelerin ev tadilatlarına yardımcı olan gönüllü gençler, gönüllü ustalardan da destek alıyor. Kış aylarında ısınma sorunu yaşayan ailelere soba desteğinde bulunan gençler, maddi durumu iyi olan hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, evlerde kullanılmayan ikinci el sobaların kendilerine ulaştırılmasını isteyerek, "Birlikten kuvvet doğar, gelin gücümüzü birleştirerek sıcak yuvalar kuralım." dedi. İşte başka iş, akşamleyin de başka işe gider. Sosyal medyada bizim paylaşımımızı görmüş. Ben maddi destek veremem dedi ama manevi destek vermek istiyorum dedi. Yani şimdi ben hem sizin huzurunuzda böyle güzel çalışmaya bize destek verdiği için ustama ve diğer ustalara, işte tuğla örüldü, o ustaya da teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ve kendisinin bir duygularını alalım ya. Biz hep duygular yaşıyoruz ya, biraz ustam yaşasın. Allah razı olsun başkanım. Ben dediğim gibi kamu kurumunda çalışıyorum. Oya sosyal. Murat kardeşinizin paylaşımını gördüm. Bizim de elimizden ne geliyorsa maddi olarak pek yapılmasak da durumda manevi olarak işçiliğimizi dedik yardımcı olalım. İşte akşamları yardımcı olsun, işini görürsün diye dinlemizi. Bu videodan amacımız da farkındalık yaratmak. İşte hani ya benim maddi desteğim yok ama manevi destek olduğunu göstermek için video çektik arkadaşlar. Diğer çalışmalarımızda sizler de bekleriz. Erzincan bizim, bu memleket bizim, çalışmalarımıza da devam. Erzincan'da ana caddeler ve ara sokaklardaki kaldırım işgalleri tepkilere neden oluyor. Halkın kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlere kadar işgal edilmiş durumda. Köşe başlarındaki seyyar satıcılardan ise yerleşik esnaf şikayetçi. Bazı bölgelerde adeta panayır havası hakim. Erzincan'da kaldırım işgalleri sorunu her geçen gün artıyor. Birçok esnaf iş yerlerindeki ürünlerini kaldırım üzerinde sergileyince vatandaşlar kaldırım yerine caddede yürümek zorunda kalıyor. Özellikle ana caddeler üzerinde bulunan bazı esnaflar tuhafiye malzemelerini, giysileri, inşaat malzemelerini, züccaciye ürünlerini, sebze ve meyveleri kaldırım üzerinde sergileyince kaldırımlar işgal ediliyor. Şehirde panayır görüntüsü hakim olurken modern şehir görüntüsüne de gölge düşüyor. Ara sokaklarda da durum aynı. Özellikle köy ve belde durakları başta olmak üzere birçok bölgede kaldırım işgallerine tepki gösteren vatandaşlar yaşanan soruna çözüm bulunmasını istiyor. Kaldırımlar işgal edildiğinden caddeden yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise trafik akışını da zora sokuyor.
Köşe başlarındaki seyyar satıcılardan ise yerleşik esnaf şikayetçi. Seyyarların kendi işlerini olumsuz etkilediğini belirten esnaflar defalarca şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Erzincan Gümüşhane Karayolu, Yalnızbağ Mahallesi'nde kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır, 7 kişi yaralandı. Erzincan Gümüşhane Karayolu, Yalnızbağ Mahallesi'nde Erkan Alan'ın kullandığı kamyonet ile Eyüp Keleş yönetimindeki otomobil belediye binası önünde çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Eyüp Keleş ile İlyas Keleş, Halis Kurtul ve Yunus Keleş, kamyonette bulunan Ekrem Alan, Furkan Daştan ve Afganistan uyruklu Nasrullah Kadiri yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulanslarıyla araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İlyas Keleş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Anagolt 24 Erzincanspor maç hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Karşılaşma 26 Kasım Perşembe günü saat 15'te oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda 1. Lig ekiplerinden Menemen Spor'u uzatmalar sonunda penaltı atışlarında 10'a 9 üstünlük sağlayarak 4. tura yükselen Anagolt 24 Erzincan Spor'un rakibi Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor olmuştu. 26 Kasım Perşembe günü saat 15'te oynanacak olan Türkiye Kupası 4. tur mücadelesi için İstanbul'a giden Erzincan Spor'da hafta içi yapılan testlerde 6 futbolcuda COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Teknik direktör Özcan Kızıltan hazırlıklarını tamamladıklarını ve tur atlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kendileri için ligin daha önemli olduğuna vurgu yapan Anagolt 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, haftada 2 maç yaptıklarını, oyuncularında yorgunluk belirtileri olduğunu söyledi. Kızıltan, bizim için asıl önemli olan hafta sonu grubumuzda 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorum Spor'la yapacağımız maç dedi. İstanbul'dan direkt Çorum'a geçeceğiz. Kupa maçı ve Çorum Spor maçının ardından alacağımız iyi sonuçlar hem takımımıza hem de şehrimize yeniden olumlu hava oluşturacaktır diyen Kızıltan, taraftarımız ve şehrimiz bize inansın, güvensin dedi. Anagolt 24 Erzincanspor 26 Kasım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 15'te karşılaşacağı Kasımpaşa Spor mücadelesi A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ardından Çorum'a geçecek olan Erzincanspor 12. hafta mücadelesinde 29 Kasım Pazar günü saat 13'te Çorum Spor'la mücadele edecek. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -4-10, Erzurum -3-7, Sivas -2-9. Gümüşhane -2-6, Bayburt -2-5, Giresun 11-14, Elazığ 2-13, Tunceli -1-14, Bingöl 1-13, Malatya 1-12, Yozgat 1-9, Amasya 6-11, Kars -5-2, Van -2-10, Ağrı -5-8 derece. Dolar alış 7.73, satış 7.74. Euro alış 9.14, satış 9.15. 22 ayar altın bilezik alış 425.11, satış 429.46.
Tam altın alış 3068.38. Yarım altın alış 1518.69. Çeyrek altın alış 759.34'ten işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.